ikna odalarına sokulan başı kapalı kızlarımızla helalleşeceğiz elbette. Roboski ile helalleşeceğiz. Sivas, Kahramanmaraş mağdurlarıyla helalleşeceğiz. Diyarbakır hapishanesi mahkumlarıyla helalleşeceğiz. Mahkemelerde sürüldürülen askerlerimiz ve aileleriyle helalleşeceğiz. 28 Şubat mağdurları ve bu salonda sizlerle beraber. Sizlerin karşısına bir 28 Şubat mağduru olarak oturdu. Bu kardeşinizle 28 Şubat'tan mağdur olan kişilerden birisi. Ben de fişlendim, mahkemeye gittim, dava açtım ve hakkımı aradım. 28 Şubat mağdurlarıyla barışmak zorundayız. Barışacağız. Bu bir anlamda hem uzlaşma, hem helalleşme, hem bir araya gelme, hem oturup sohbet etme, hem Türkiye'nin sorunlarına karşı ortak çözüm üretme. Çünkü çok ayrıştı, çok parçalandı, çok kutuplaştı. Buradan Türkiye'nin süratle çıkması lazım. Büyümesi için, istihdam yaratması için. Geleceğin iktidarı olarak yöneteceğimiz devlet adına konuştuk. Artık umuyorum ki kastedilenin ne olduğunu herkes anlar. Amacımız bu milleti barıştırmaktır. Bu milleti ayrıştıranlar, kavga ettirenler kendilerine saraylar yaptırdılar. Kavgada taraf olanlara ise sefalet ve perişanlık kaldı. Ve sonuçta ülke maalesef geçmişe takılı kaldı. Hiçbirimiz önümüzü göremiyoruz. Ülkemiz zenginleşemiyor. Ülkemizin çocukları ailelerini terk edip geleceğini dışarıda arıyor. Son 10 yılda ülkeyi 700 bine yakın insan terk etti. En parlak beyinlerimiz, geleceğimiz, evlatlarımız niçin geleceklerini dışarıda arasınlar, başka ülkelerde arasınlar? Bunu hepimizin düşünmesi lazım. Helalleşme çıkışı yaparken söylemiştim. Bize sadece iktidar olmak yetmiyor. Bu yaşından sonra ne bileyim ben sarayları, uçakları, mütevazi bir hayat bana yetiyor. Herhangi bir beklentim de yoktur. Aslında Türkiye bir miras bırakmak istiyor. Eğer bu çağrıyı neden yaptınız diye sorarsanız Türkiye'ye bir miras bırakmak istiyorum.